En son mutfağın tam bu kısmına video çektiğimde market turu alışveriş videosu çekmiştim. Bir de başka bir market turu videosuyla karşınızdayım. Geçen videoda Penny'e gitmiştim. Penny de uygun fiyatlı bir marketti. Bu sefer de en uygun fiyatlı olarak herkesten duyabileceğiniz Aldi'ye gideceğiz. Bir önceki videoda, şimdi karşılaştırıyorum bir yandan da. Bir önceki videoda evin çok fazla bir ihtiyacı yoktu. Ben sadece marketi ve fiyatları böyle kabataslak göstermek istemiştim. Bu sefer ev ihtiyaçları birikti. Ben de hani böyle hazır ihtiyaçlar birikmiş video çekeyim istedim. Hem böyle marketi göstereyim. Gerçekten uygun fiyatlı mı? Ve ne kadar tutacak? Birlikte görelim istedim. O zaman ben market poşetimi alıyorum ve birlikte markete gidiyoruz. Kruvasanları gerçekten çok güzel. Nusnuga cream kruvasan da yediğim en güzel kruvasanlardan bir tanesi. Kahve makineleri genelde yuvarlak pedli. Yani Aldi'de de çok rahat bir şekilde her yerde bulabiliyorsunuz pedlerini. Biz hani markette böyle şeyler pek fazla yaygın değil ya da çok pahalı oluyor. Kırıklısı 3 euro 20 cent. Şu gerçekten çok güzel bir çikolata. Öneririm Aldi'ye gelecek olanlara. Şimdi sebze kısmına geldik. Yaklaşıyorum. Genelde bu çilekti, raspberryydi vesaire şu reyonda indirimde oluyor. Bir küsür oluyor ama bu ara indirim yok herhalde. O yüzden almıyorum. Normal yumurta fiyatları böyle. Bir olduğu zaman da 1 euro daha eklenmiş olarak düşünebilirsiniz. Organik yumurtaların fiyatları da 2,89. Böyle arada vegan ürünleri de deniyoruz. Bazen indirimli oluyor. Geçenlerde bunların bir tane salamını aldık. Onu beğenmemiştik ama burger köfteleri güzeldi. Bu Aldi'nin miydi, Lidl'ın mıydı hatırlamıyorum ama gerçekten başarılı şeyler yapıyorlar bazen. Korona testi marketlerde de satılıyor. Şimdi indirime girmiş. Herkes aşı olduğu için herhalde. Thank you.
marketten geldim. Aldığımı göstereyim. Ne kadar tuttuğunu göstereyim. Bence ucuz tuttu. Ben her seferinde böyle çok fazla şey aldığımda orada 50 liranın üstüne görmeye alıştığım için 50'nin altına bir şey görmek, hatta 20'nin altına bir şey görmek hala alışamadım. Almam gereken daha bir sürü şey vardı aslında. Ara ara oldu ki poşetler, daha fazla bir şey alamadım. Mesela tuvalet kağıdı almam gerekiyordu. İşte Rossmann'a uğramam gerekiyordu. Ben aldığım şeylerde, yani ev olarak da alacaksak, organik şeyler almaya dikkat ediyoruz. Yani mesela marketlerde şöyle bir ikilem var. Bir kısmı organik, bir kısmı normal sebzeler. Organik olanları almayı tercih ediyoruz. Yumurtada da ya da mesela kabak, patlıcan gibi şeyler alırken de bio olanları almaya çalışıyoruz. Fiyat fark ediyor. Hatta çoğu kişi o yüzden almış. Şimdi çantamda kalmış bir dakika. Yoğurt 55 sent, beyaz peynir 1,19 euro, ikili kabak 1,79, bio kabak yani normal olandan almadık, bir tık daha pahalı o yüzden. Sen patlıcan 0,65. Bu hafta lazanya yapacağım için şöyle lazanya aldım. Bu 99 sentti. Bezelye aldım içine çünkü normal bezelye bunlar oluyor, böyle konservelerde satılıyor. Fasulyeydi, bezelyeydi, öyle şeyler. 69 sentmiş. Şöyle domates çeşitlerimiz. 650 gram domates fiyatı 1,11 euro. Çeri domatesin fiyatı 85 sent. Rendesi, püresi. Bu da 45 sent. Kiraz 3,35. Bu alışverişin en pahalı ürünü kiraz. Yumurtamız 1,39. Şöyle kaçlı, onlu 1,39. Ve son olarak da şöyle büyük bir sabun aldık eve. 75 sent. Bu aldığım ürünlerin hepsi şöyle nasıl gösterebilirim? Ne kadar tutmuş olabilir? Şimdi bu videoyu burada duraklatır falan diyormuşum. Tahmini olan varsa burada duraklatıp aşağı yazabilir. Ya da alsam 50-60 falan tutar acaba? Abartıyor muyum şu an diyor. Çok mu unuttum acaba ben market fiyatlarını? Hiçbir fikrim yok. Herhalde ya. En az 30 tutar. Lazanya fiyatları ne kadar tutar? Neyse. Şimdi sadede geliyoruz. Bu alışverişimizin hepsi 13,76 euro tuttu. Bu da böyle bir market videosu oldu. Gerçekten bayağı bir şey aldığımı düşünüyorum. Yani bir hafta beni götürür bir alışveriş dese. Bir süt daha alıyorsunuz. Genel şeyleri ilk başta aldığınızı düşünün. Hani unluydu, ondan sonra baharatlarıydı. Onları ilk başta aldığınızı ve sene koyduğunuzda genel olarak böyle bir alışveriş rutini oluyor bence. Aylık en fazla bir kişi herhalde 50 euro harcar tek başına kalıyorsa. Ben Aldi'yi seviyorum ya. Bir de Reve var. Onu da Almanya'dan gitmeden onun da videosunu çekmek istiyorum. Reve buranın en böyle çeşitli, bizim Migros gibi mi desem, Makro Center gibi mi desem, böyle çeşit çeşit şeylerin olduğu, bir tık daha pahalı. Kendi markası Aldi'nin. Bu aldığım ürünleri gibi uygun fiyatlı yine. Ne zaman gitsem kalabalık oluyor ve ben böyle video çekmek pek istemiyorum. Çünkü sıra sıra insanlar oluyor. Böyle etrafım kalabalık oluyor vesaire. Biraz çekiniyorum. Böyle genel bir alışveriş oldu yani. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.